derece faydalı. Bunları mutlaka yiyeceksiniz. Ama önce yıkayacaksınız. Tabii. Ayşe kardeşine de hadi yavrum hadi. Hadi bakalım. Hadi gelin. Oh hadi bakayım. Hadi, hadi gel. Hadi güzel gel. Güle güle. Ah, yiyin de büyüyün. Kocaman. Çocuk olmak ne güzel bir şey. Ne güzel. Aman, ne güzel. Safiye yukarıda biraz bir şey Kaçıncı beste? Kendine acımıyorsan bana acı. Bu Susam Sokağı için yaptığım en son bestem. Paylaşmak üzerine. Bir de arka sokak için yap bari. Ellerine sağlık. Bir dakika, bir dakika. Şimdi hepimiz bu güzel şarkıyı paylaştık. Şimdi de eve aldığım kurabiyeleri paylaşalım. Ne dersiniz? Hakan, Sabiha teyzeciğim hadi siz de gelin. Buyurun, tamam geliyorum. Hadi çabuk olun, çabuk olun. Yardım edin. Ne kadar nazik. Hadi. Zeynep hep bize ikram etsin. Hadi önce kurpa ver. Bekleyin. Sokağın gençleri mükemmel. Evet. Yavrum bize bunları mı bıraktın sen? Bize yok mu? Hadi buyurun, buyurun. Körpek. Minik koşuyor. Yavrular. Bak yavrular. Bir tane de ben alabilir miyim? Şöyle. Çocuklar. Ben de al kurabiye. Bir tane de al. Güzel. Bir tane de al. Hakan. Hakan. Efendim. Kurabiyeler nasıl ama? Say, başka bestem var mı? Harika. Bir de sütlaç yesek diyorum. Aynen. Vallahi. Ben yaparım sana da ya. Bir tane de daha verin. Şimdi de karşınızda 3 akrobat kardeş. 1, 2 ve 3. Bir. Bir daha eder 2. İki bir daha eder 3. 3'ten 1 çıkarsa kalır 2. 2. Merhaba arkadaşlar. Bugün kurabiye canavarı size hepsi, biraz ve içi gösterecek. Evet, göstereyim hadi. Tamam. Pekala. Bu kese kağıdının içinde kurabiyeler var.
Kurabiye, ne değişik bir şey. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne? Şimdi bu kurabiyelerin hepsini bu tabağa koyacağım. Evet, şimdi kurabiyelerin hepsi tabakta. Kurabiyelerin hepsi tabakta. Harika. Evet. Şimdi kurabiyelerin birazını göstereceğim. Tamam, peki. Kurabiyelerin birazını yiyeceğim. Bu biraz. Kurabiyelerin birazı gitti. Yam. Evet, şimdi. Şimdi de biraz kurabiye yeme sırası bende. Hayır, daha değil, bekle. Ben biraz daha kurabiye yiyeceğim. Ya peki. Daha, biraz daha kurabiye. Benim kurabiye yeme sıram gelmedi mi? Gelmedi. Bak, şimdi ben biraz daha kurabiye yiyeceğim. Bekle. Sonra biraz daha kurabiye yiyeceğim. İyi ama şey derken, bak. Biraz daha kurabiye. İyi. Sonra tekrar biraz daha ama kurabiye. Ama bak. Biraz daha kurabiye. Ama şunu söyleyeceğim. Bak benim. Sonra tekrar biraz daha ama kurabiye. Şimdi hiç kurabiye kalmadı. Çok doğru. Evet. Hiç kurabiye kalmadı. Evet. İşte hepsi, biraz ve hiç. Şimdi sen hiç kurabiye yiyebilirsin. O içten biraz verir misin? Jilet. Jeton. Jeton. Jandarma. Jandarma. Baraj. Baraj. Burası neresi? Bir sürü tel var. Evet, bir sürü tel. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Telleri onarıyor galiba. Evet, telleri tamir eden biri bu. Öteki telleri kontrol ediyor. Şimdi de bir şey dinliyor. Ne yaptığını anladım. Tellerin çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor. Ben telefon şirketinde hatların bakımını ve onarımını yaparım. Sağ ol.
Yo. Şuraya bak. Bu üç ayakkabıdan biri diğerlerinden farklı. Farklı olanı bulmalıyım. Dur bakayım. Şimdi bu bir kadın ayakkabısı. Evet. Bu doğru. Bu da bir erkek ayakkabısı. Evet. Mantıklı bir cevap. Bu da bir erkek ayakkabısı. Demek ki bu iki ayakkabı birbirine benziyor. Çünkü ikisi de erkek ayakkabısı ama öteki kadın ayakkabısı. Evet, bu iki ayakkabı ikisi de bir grup oluyor. Tüylü, seni dinliyordum. Bir şey söylemek istedim, tek doğru cevap bu değil. Değil mi? Değil. Bak şöyle de düşünebilirsin. Bu ayakkabı, bu kadın ayakkabısı evet. Yeni bir ayakkabı. Tamam mı? Bu erkek ayakkabısı da oldukça yeni bir ayakkabı. Evet. Ama bu erkek ayakkabısı eski bir ayakkabı. Evet. Yani bu gördüğün iki ayakkabı da bir grup oluşturabilir. Çünkü ikisi de yeni tüylü. Değil mi? Ama ne demek bu? Bu şu demek. Bir sorunun iki doğru cevabı olabilir tüylü. Ya. Bir. İki. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 19876-5-4-3-2-1. Nasıl? Ellerinize sağlık. Çok güzel oldu. Sabiha Hanımcığım, sanki şurada biraz evet, böyle bana da öyle geldi. Biraz bir şey alalım. Gerçi kemeri var ama olsun. Biz yine kumaş kaygan pek seçememiş. Aa yok çok güzel duruyor. Değil mi? Ah sular geldi. Aa. Bir dakika bekler misiniz musluğu kapayım. Aman kapat yavrum aman kapat. Su basar vallahi. Ah beklettim sizi özür dilerim. Rica ederim ya. Ne oldu? Aşağı kadar alalım mı? Tabii. Peki. Ben görmeniz için o tarafa da koyacağım şimdi yine. Bu düdüklünün sesi değil mi Sabiha? Evet, ocakta aman, yemek vardı da. Aman! Hatta Sinan, ay! Az kalsın yemeği unutacaktık. Ay, iyi ki duyduk düdüklünün sesini ya. Aman, çok tehlikeli çok. Şöyle şimdi. Biraz daha koyayım. Çok güzel oldu. Sonra ben cetvelli alırım. Manşet yaptığımızda çok iyi oldu kollarında değil mi? Ah, telefon. Evet. Buyurun. Ha evet. Çok mu önemli? Dinliyorum. Bir dakika. Geliyorum. Kapı çalıyor. Ben bakarım canım sen konuş. Evet. Tabii elbiseniz hazır. Güle güle. Bakkalın çırağı siparişleri getirmiş kusura bakmayın. Ah, buraya getirdim affedersiniz yordum sizi. Estağfurullah yavrum ne olacak. Şuraya da iki iğne koyayım şimdi. Oldu canım. Görmeniz için. Siz daha iyi bilirsiniz. Ben hiç karışmıyorum. Nasıl isterseniz öyle olsun. Çok siz güzel oldu. Kaprissiz müşteri. Aman Seviyancığım sağ ol canım. Sağ ol canım. Bu ses ne? Çaydanlık. Çay suyu koymuştum da bir demliği vereyim birlikte. Ay güzel aman. Bir çay içeriz. Ay ne güzel olur. Oh, ellerine sağlık canım. Demle. Şimdi olur çayımız. Ben şu kemeri takayım. Siz bir görün. Tamam. Sonra içeriden de bir aynaya bakayım olur mu? Tabii aynı boy aynasına bakın. Tamam. Ay kapı. Telefon da. On bir. On bir.
İşte 11 mor köpek. Harikalar yaratan 11 köpek. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. On bir tane mor köpek. On bir. On bir. Baba baba. Evet baba baba. Aa, bak ürkütücü canavarlar. Evet, korktuğunu sakın gösterme. Korkunçtur, ürkütücü canavarlar. Ürkütücü canavarlar mı? Biz ürkütücü değiliz. Korkunç da değiliz. Ağırlı mı da? Ve sonra bir gün küçük kız önemli bir karar verdi. Onlardan çok korkmasına rağmen canavarların neden korkunç olduğunu bulacaktı. Korkunç canavarlar. Korkunç değiller. Ama herkes sizden çok korkuyor. Neden korktuklarını bilmiyoruz. Evet. Acaba size dokunabilir miyim? Tabii, neden olmasın? Yumuşaksınız. Evet, tabii. Siz korkunç değilsiniz. Evet, değiliz. Yumuşak. Evet, tatlı değiliz tabii. Gelin. Aman ne güzel renkleri var değil mi? Biz de çay içmek için kendimize arkadaş anıyoruz. Evet, bizimle arkadaşlık yapar mısın? Evet, size gelin. Peki, basketbol hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, bekleriz, buyurun. Evet, gidelim. Evet.
Gözlüklerin işe yarıyor mu? Hem de çok. Onlar olmasa iyi göremem. Gazeteyi okuyamam. Ya elindeki? O benim gözlüğüm. Keşke gözlüğü. Keşke gözlüğü ha? Kurbağacık, sizlere dünyaca ünlü besteci Bay Müziğin stüdyosundan sesleniyorum. Olmayacak, yapamayacağım. Bay Müzik yeni bir parça üzerinde çalışıyor. Affedersiniz Bay Müzik. Bay Müzik buradayım. Ben muhabir Kurbağacık. Evet, üzerinde çalıştığınız yeni parçayı dinleyebilir miyiz? Daha bitmedi ki, son bir sözcük bulmam lazım. Hı-hı. Ama isterseniz oraya kadar çalabilirim. Evet tabii, istemez olur muyuz hiç? Peki, dinleyin öyleyse. Evet. Tamam. Çek. Çek kürekleri mavi nehirden. Hı-hı. Keyifli neşeli tasasız dertsiz çıkar hayatın. 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 Asla başaramayacağım, asla asla. Hayır. Yaşamanın ne anlamı var ya? Yaşamanın anlamını bilmiyorum ama çalışmanı izlemek çok zevkli. Şimdi bunun tadını çıkarıyoruz. Tadını mı dedin? Evet öyle dedim. Tamam, oldu bu iş, oldu. Oldu mu? Çek, çek kürekleri mavi nehirden. Hı-hı. Keyifli neşeli tasasız çıkar hayatın tadını. İşte bu kadar, çok güzel oldu değil mi? En iyi parçalarımdan biri. Evet ama Bay Müzik nehirdeyle tadını pek uymadı gibi. Mavi nehirde dediniz. Çıkar hayatın ya, tadını hayır, asla, pek uymadı asla. Gibi. Tadınıyla kafiyeli bir sözcük bulmam lazım. Doğru. Tadınıyla kafiyeli. Ha, tamam, buldum. Çek, çek kürekleri. Koştur adını ve keyifli neşeli tasasız çıkar hayatın tadını. Oldu işte, atını tadını al sana kahveye. Evet ama kürek çekerken at nereden çıktı? Nehirde at koşturmak bana biraz tuhaf geldi de. Bay Müzik. Haklısın, nehirde atın ne işi evet, var? Evet iyisin değil mi? Şimdi düzelirim bu işi bu. Sen böyle yapınca benim başım ağrıyor. Biliyorum. Dur. Ne tamam oldu? Buldum. Buldun nehirde mu? At koşturulmaz, tamam. Çek kürekleri, sür arabanı. Araba mı? Keyifli, neşeli, dertsiz çıkar hayatın tadını. Oldu işte, madem at koşturamıyor, araba sürer. Evet. De kürek ne olacak? Arabada kürek çekilmez. Kimse arabada kürek çekmez. Araba sürülür. Doğru, haklısın. Kimse arabada kürek çekmez. Ama bu... İyi misiniz? Az, dur. Ne oldu? Sür arabanı, gez sokakları. Keyifli, neşeli, tasasız çıkar hayatın tadını. Oldu işte. Ne diyorsun? Güzel oldu. Sür arabanı, gez sokakları. Keyifli, neşeli, tasasız çıkar hayatın tadını. Sür arabanı, gez sokakları. Sür arabanı, gez sokakları. Tasasız çıkar hayatın tadını. Tasasız çıkar hayatın tadını. Tasasız çıkar hayatın tadını. Sür arabanı, gez sokakları. Gez dolaş sokakları. Keyifli, neşeli, tasasız. Dersiz ve tasasız. Hayatın tadını. Bay Müziğin hemen şu anda yarattığı şaheseri dinlediniz. Ne güzel bir ağaç. O bir canavar. Oo Ayşe. Vay canına, şu buluta bak. O bir fil. Ne güzel bir kaya. Prensese sunulan armağan. Ne güzel taşlar değil? Mücevher. Hem de pahalı mücevherler. Bak ne güzel bir çalı. O bir balerin giysisi.
Olağanüstü bir hayal gücün var Ayşe. Sen bunları göremiyor musun? Hayal gücünün ürünleri bunlar. Çok yoruldum, şu tepeye oturup dinleneceğim. Dikkatli ol, kocaman bir dev bu. Tabii. Gizli bir göl. Şuna bak, ne kadar güzel ve esrarengiz. Bak Fatma, gizli gölü görebiliyor musun? Saçmalama Ayşe. Bir su birikintisi bu. Hayır değil, bu içi güzelim şeylerle dolu gizli bir göl. Gel de bak. Pekala. Gördün mü? Gördüm. Bir şeyi gördüm. Hey, 100 lira buldun. 100 lira buldum ve benim oldum. Benim payım ne olacak? Hayal gücünü kullan. Gör abi, pek sayılmaz. Gelmiş işte. Evet. Günaydın. 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 Günaydın Tersin Bey, hayırlı işler. Sağ Nasılsınız? Olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sabiha ile birlikte hafta sonundan yararlanıp birkaç günlüğüne tatile çıkıyoruz. Sizden bir ricamız var. Evimizin anahtarını size bıraksak, çiçeklerimizi sulayıp akvaryumdaki balığımıza yem verebilir misiniz acaba? Zahmet olmaz tabii. Evet. Rica ederim efendim, memnuniyetle. Hiç zahmet olur mu? Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Eksik sizleri olmayın. Özleyeceğim. Biz de öyle. Çabuk biz de dönün. Öyle. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hayırlı güle güle. İşler. Teşekkürler. Var benim sabah günaydın dediğim, günün keyifli geçmesi için tatlı sözlerini dinlediğim. Komşularım var benim, iyi akşamlar dilediğim, yardım istediğimde yanımda gördüğüm. Var benim candan sevdiğim, biraz uzak kalsam hemen özlediğim. Sabiha Hanım, Tahsin Usta, iyi yolculuklar. Hiçbir şeyi merak etmeyin, iyi tatiller. Güle güle gidin, çabuk dönün. Sağ olun. Allah'a ısmarladık. Güle güle, iyi yolculuklar.